Korkmaz mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün İtalya'ya doğru gidiyoruz. Çok güzel bir ekmek hazırlayacağım. Bu ekmeği kahvaltılarda ve akşam yemeklerinizde afiyetle yiyebilirsiniz. Focaccia yapacağız. İçerisinde zeytin var, kekik var, kuru domatesler var. Hadi bakalım başka neler var. Efendim, un kullanacağız. Biraz bal, zeytinyağı, kuru domates, yeşil zeytin dilimlenmiş olarak. Yaş mayamız var ve biraz da baharatlarımız var. Bunlar biberiye ve taze kekik kullanabilirsiniz. Ben bunları tercih ettim. Eğer severseniz çok az da fesleğen ekleyebilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce mayamızı ezeceğiz. Taze mayamızı cam kasemizin içerisine ovalayarak bu şekilde ekliyoruz. Şimdi bunun üzerine ılık su. Yavaş yavaş mayayı ezelim. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi hem mayalanmayı hızlandırmak hem de güzel lezzet vermek için biraz bal ekleyeceğim. Tekrar güzelce karıştıralım. Şeker mayalanmayı hızlandırır. Bu çok önemli bir püf noktası. Bu işlemi tamamladıktan sonra şimdi festinin yanına gidiyoruz. Kaldırıyoruz kapağımızı ve unumuzu ekleyelim içerisine. Mayamızı içerisine ekleyelim. Kapağımızı kapatalım. Ve yavaş yavaş karıştırma işlemine başlayalım. Şimdi biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim içerisine. Evet, hamurumuzu biraz daha yoğurmaya devam edeceğiz. Bu sırada da kuru domateslerimizi hazırlayalım. İnce uzun şekilde doğrayacağım kuru domatesleri. Bunları da içerisine ekliyorum. Sıra geldi yeşil zeytinlerimize. Bunları da içerisine ekleyelim. Hamurumuz karışmaya devam ediyor ve baharatlara geldi sıra. Biraz da ince doğruyorum bıçağımla. Evet, şimdi biraz bu karışımdan içine koyacağım. Ve biraz da ayırıyorum üzerine koymak için. Korkmaz'ın fırın tepsisini yanıma aldım şimdi. Bunun içerisine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Alt tabanına. Şimdi makinemi durduruyorum. Ve artık hamurumuzu çıkartabiliriz. Hamuru bu şekilde tepsiye yayacağım şimdi. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Elimle de bu şekilde bastırarak tepsinin içerisine güzelce yayıyorum. Zeytinyağının içerisinde pişmesi bu ekmeğin en önemli özelliği. Hafif böyle içerisine de emerek pişecek bu zeytinyağını ve yumuşak güzel bir ekmeğimiz olacak. İtalyanların en yaygın olan ekmek çeşitlerinden bir tanesi de budur, focaccia. Yağı da güzelce sürdükten sonra üzerine şimdi kalan
Taze baharatlarımı da üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Evet, sıra geldi ekmeğimizi fırına sürmeye. Fırın koliye geldik, kapağımızı açtık ve içerisine koyduk. 180 derecede 30 dakika pişirdikten sonra ekmeğimizi çıkartacağız. Biraz dinlendireceğiz, ardından da afiyetle yiyeceğiz. Focaccio ekmeğimiz güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartacağız ve bir işlemimiz daha olacak. Evet. Muhteşem bir koku var. Muhteşem baharatlar geliyor. Zeytin kokusu geliyor. Zeytinyağı kokusu geliyor. Şimdi bunu çıkartmam lazım kalıbından. Bu şekilde tutuyoruz. Yavaşça. Ve tahtamızın üzerine koyalım. Son olarak da üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Bu da ekmeği biraz daha yumuşatacak ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. Ve daha da güzel görünmesini sağlayacak. Focaccio ekmeğim servise hazır. Siz de bu lezzeti yaparak sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.